Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasına Anadolu derbisine çıkacak. Yeşil Beyazlar ligde kötü günler geçiren Sivasspor'u ağırlayacak. Ligin ilk 16 haftalık periyodunda 15 maça çıkan Anadolu Kartalı, bahsi konu süreçte 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Yeşil Beyazlar hanesine yazdırdığı 25 puanla 7. sırada kendisine yer edinmişti. Konyaspor'un rakibi Sivasspor ise aynı süreçte çıktığı 16 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Lider topladıkları 14 puanla 17, yani küme hattının içerisinde yer aldı. Konyaspor'la Sivasspor arasında 4 Ocak Çarşamba günü Konya Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 20'de başlayacak. Konyaspor'la Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Denizli Bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Gökhan Barcın üstlenecek. Oğuzhan Aksu ise müsabakada 4. hakem olarak görev alacak. Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor'da Alanyaspor maçında sakatlanan sol kanat Zümer Büteci ve kaleci İbrahim Seyit için oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Konuk Sivasspor'da ise kanat Erdoğan Yeşilyurt ve orta saha oyuncusu Diye Sabah kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları devam eden stoperler Arron ve Samba Kamara, sağ bek Murat Paluli, sol kanat Max Gardel ve forvet Leke James'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör İlhan Palut'la birlikte 4-2-3-1 sistemini benimseyen Konyaspor'un Sivasspor maçında da yine aynı diziliş ve oyun sistemiyle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazların kalesinde Seyit'in oynamaması durumunda Erhan Erentürk, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francesco Calvo ve Ciler Mesidya, önlerindeki ikili ön libero da Soner Dikmen ve Bruno Paz, ortadaki üçlü de Konrad Mihalak, Amir Azizahmetovic ve Enri Çekici, forvette ise Muhammed Demir'in görev alması bekleniyor. Teknik direktör Rıza Çalınbay yönetimindeki Sivasspor bu sezonun ilk 16 haftalık periyodunda 11 maçta 4-2-3-1, ikişer maçta 4-3-3 ve 4-1-4-1, bir maçta da 5-3-2 dizilişiyle sahada yer aldı. Sivas ekibinin Konyaspor'a karşı da daha önce 5 deplasmanda tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor. Kırmızı beyazların kalesinde Ali Şaşal Vural, savunma dörtlüsünde Robin Yalçın, Dimitris, Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi, ikili ön libero Abdülkeyta ve Fredrik, önlerindeki üçü de Ahmet Musa, Hakan Arslan ve Clinton. Forvet ise Mustafa Yatabari'nin görev alması öngörülüyor. Konyaspor'la Sivasspor Süper Lig nezdinde birbiriyle 27. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 26 maçlık serüvende Konyaspor 8, Sivasspor ise 10 kez galip gelmeyi başardı. Arda kalan 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor bu süreçte rakibine karşı 27 kez gol sevinci yaşarken Sivasspor ise buna 26 golle karşılık verdi. Konyaspor Süper Lig bünyesince Sivasspor'u 14. kez konuk edecek. Daha önce Konya'da oynanan 13 karşılaşmanın 6'sını Konyaspor kazanırken 3'ünde ise gülen taraf konuk Sivasspor oldu. Arda kalan 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor bahsi konu süreçte 20 kez gol sevinci yaşarken Sivasspor ise buna 10 golle yanıt verdi. Konyaspor Sivasspor maçının hakemi olan Ümit Öztürk nezaretinde çıktığı maçlarda kazanmakta güçlük çekti. Yeşil Beyazlar Öztürk nezaretinde çıktığı 13 maçlık serüvende 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anadolu Kartalı Öztürk'ün elinden 31 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sivasspor ise Konyaspor'un tam tersi bir istatistikte hakem Ümit Öztürk'le zor kaybediyor. Kırmızı Beyazlar Öztürk nezaretinde çıktığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sivasspor Öztürk'ün elinden 25 kez sarı, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay birbirinin üzerinde üstünü kuramadı. İki teknik adam birbirine karşı 6 kez rakip olurken bu maçlardan 3'ünü Palut'un talebeleri, kalan 3'ünü de Çalınbay'ın öğrencileri kazandı. Palut, Göztepe'nin başındayken Rıza Çalınbay'ın Sivasspor'una karşı 1 galibiyet, 2 mağlubiyet. Konyaspor'un başındayken de yine Çalınbay'ın Sivasspor'una karşı 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.